Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Cumhuriyet dönemi öğretici metinlerinden e, ve bu dönemin e, öğretici metin yazarlarından, onların edebi kişiliklerinden ve kısaca hayatlarından bahsedeceğiz. İlk olarak e, Cumhuriyet döneminde öğretici metinlerin genel özelliklerine e, şöyle bir bakalım ne tarz eserler verildi, bunların özellikleri nelerdi? Öncelikle bu dönemde daha önceden örnekleri verilmiş olan, tanzimatla biliyorsunuz başlayan bir süreç vardı, batılaşma süreci. E, bazı edebi türlerde e, bunların e, daha da geliştiğini görüyoruz. Bunlar özellikle hangi türler? Deneme, makale, gezi yazısı, hatıra, fıkra, eleştiri başta olmak üzere e, birçok öğretici metin türünde önemli eserler verilmiştir. E, dünya çapında e, ses getirecek modern diyebileceğimiz eserler verildiğini söyleyebiliriz Peki öğretici metinler hangi amaçla e, yazılıyordu bilgi verme düşündürme açıklama amaçlanmıştır e, Bu anlamda e, metnin yapısında dil anlatımında kullanılan motifler e, bu amaçlara göre de belirlenmiştir Tabii ki Kurtuluş Savaşı'ndan çıkıldı. Birinci Dünya Savaşı bitti. Çanakkale, işte milli mücadele, Cumhuriyet'in ilanı, beraberinde gelen devrimler, inkılaplar vesaire. Anadolu'nun o güne kadar boşlanmış hali, yıpranmış hali karşımızda. Aydınların karşısında duruyor. Böyle bir durumda tabii milli edebiyatta başlayan bir hareketlilik vardı. Anadolu'ya yönelme, halka yönelme şeklinde. E, bu alanda dergiler çıkartılıyordu, e, makaleler yazılıyordu. Örneğin Ziya Gökalp'in "Halka Doğru" e, isimli makalesi özellikle çok dikkat çekicidir. Millete ve milletin kültürüne yönelinmiştir. Anadolu ve Anadolu insanı konu edilmiştir arkadaşlar. E, bu dönemin en önemli özelliklerindendir. Öğretici metinlerde günlük konuşma e, dilindeki Türkçe sözcükler halk söyleişlerindeki tamlamalar kullanılır özellikle. Eğer halka bir şeyler öğretmek, halka bir şeyler anlatmak istiyorsan onun dilini kullanmak zorundasındır. Bu yüzden daha önce kullanılan özellikle Servet Servetifünun'un Fecati gibi dönemlerde tercih edilen, divan edebiyatının vazgeçilmezi olan Osmanlıcada kullanılan Arapça ve Farsça kelimelere yer verilmemeye dikkat edilir. Öğretici metinlerde tabii ki terim ve kavramlar yer alabilir. Ama bunun dışında günlük hayata ait sözcük ve söz grupları kullanılarak edebi bakımdan güçlü bir anlatıma ulaşmayı amaçlamıştır sanatçılarımız. Yazı dilinin konuşma diline yaklaştırılması, yani devrik cümleler kurulması, konuşuyormuşçasına, okurla veya kendi kendine konuşuyormuşçasına bir anlatım dikkat çekmekte, açık ve sade bir dil kullanılmaktadır. Bu dönem öğretici metinlerinde. Şimdi bu türlerde özellikle az önce sıraladığımız türlerde eser vermiş önemli isimlere bakalım. Deneme alanında Nurullah Ataç ismi ön plana çıkmakta. Suud Kemal Yetkin, Sabahattin Eyüboğlu, Salah Birsel, Oktay Akbal, Cemil Meriç, Mehmet Kaplan, Nihat Sami Banarlı, Nermi Uygur, Ahmet Hamdi Tanpınar, Vedat Günyol, Orhan Buryan, Tahsin Yücel... Akşit Göktürk, Hilmi Yavuz. Makale alanında Ahmet Hamdi Tanpınar, Peyami Misafa, Falih Rıfkı Atay, Erol Güngör, Cemil Meriç, Nurettin Topçu. Gezi yazısı alanında Haldun Taner, Azra Erhat, Bedir Rahmi Eyüboğlu, Oktay Akbal, Falih Rıfkı Atay. Anı türünde Ruşen Eşref Ünaydın, Falih Rıfkı Atay, Yusuf Ziya Ortaç, Oktay Akbal, Yahya Kemal, Beyatlı, Vedat Nedim Tör, Salah Birsel, Halikarnas Balıkçısı. Fıkra alanında özellikle Peyami Safa, Fahri Rıfkı Atay, Yusuf Ziyavurtaç, Burhan Felek, Necip Fazıl Kısakürek, Çetin Altan, Abdi Pekçi, Uğur Mumcu, İlhan Selçuk dikkat çekmekte. Eleştiri alanında da Mehmet Kaplan, Fethi Naci, Asım Bezirci, Tahir Alanku, Berna Moran, Fahir Onger, Mehmet Fuat, Mehmet Doğan, Adnan Bin Yazar, Semih Gümüş, Muzaffer Erdost, Gürsel Aytaç, Adnan Bank. Günlük alanında Nurullah Ataç, Salah Birsel, Oktay Akbal, Tomris Uyar, Muzaffer Buyrukçu ve Mehmet Şeyda dikkat çekmektedir. Nurullah Ataç'la devam ediyoruz. 1898-1957 yılları arasında yaşamıştır Nurullah Ataç. Türk edebiyatının deneme türünün, eleştiri türünün ve çeviri türünün en önemli isimlerinden birisidir. Galatasaray Lisesi mezunudur. Fransızcayı çok iyi derecede bilmektedir. Cumhurbaşkanlığında mütercimlik yapacak kadar bilmekte ve bu görevden emekli olmuştur sanatçımız. 17 Mayıs 1957 tarihinde de hayatını kaybetmiştir. Nurullah Taş'la ilgili bilmemiz gereken en önemli şeylerden birisi deneme, eleştiri, günlük, söyleşi türünde eserler vermiştir. Roman öykü türünde eseri yoktur sanatçımızın. Bu konuyla alakalı eleştiri türünde çok önemli bir isim olduğunu söyledik. Ee, yazarları, şairleri bu anlamda ciddi olarak eleştirmektedir. Kendisine bir röportajda e, bu kadar eleştiri yapmasına rağmen roman şöyle yazılır, hikaye şöyle, şiir şöyle yazılır demenize rağmen neden roman veya öykü yazmadınız, bu türlerde eser vermediniz diye soru yöneltilir. Kendisi de şöyle ifade eder: Ben e, yumurtanın iyisini, güzelini, iyi pişmişini, kokusundan anlarım tazesini. Ama yumurta yapamam der. Bu şekilde ustaca bir kelime oyunuyla sanatçımız bu konuya açıklığa kavuşturur. İlk yazısını 1921 yılında Derya dergisinde yayımlamıştır sanatçımız. Genç şairlerin tanınmasında yazılarıyla büyük emeği olduğunu söyleyebiliriz. O dönemin döneminde e, subjektif eleştiriler yaptığını söyleyelim. Yani öznel eleştiriler. Ben bu eseri beğendim veya beğenmedim tarzındaki eleştirilerdir bunlar. E, bu anlamda e, kendi yorumunu, kendi birikimini ortaya koymaktadır sanatçımız. E, subjektif olduğunun vurgusunu yapalım. Döneminde otorite olarak kabul edilmektedir. Hani bir örnek vereceğim teşbihde hata olmaz derler. Bugün tarih alanında İlber Ortaylı neyse, danışılan, çekinilen isim olarak karşımızdaysa, edebiyat alanında da, eleştiri alanında da Nurullah Taç o konumdadır. Bunu bilmenizi isterim. Yani onun övdüğü şair ya da yazar bir anda yükselirken, kitapları satmaya başlarken, onun eleştirdiği isim bir anda edebiyat dünyasından silinebilmektedir. Edebiyatımızda eleştiri türünün gelişmesinde önemli katkıları olmuştur sanatçımızın. Bu konuyla al alakalı özellikle e, az önce belirttiğim hususla ilgili eleştirisi ile alakalı e, sanatçımızın diyelim ki isimli e, eserine bakmanızı e, ve oradaki ben isimli e, denemesini okumanızı tavsiye ederim. Bunun dışında yine aynı eserde yer alan Eksiğimiz isimli denemeyi de mükemmel bulacağınızdan ve kendinizi sorgulayacağınızdan eminim. Bunları özellikle tavsiye ederim. Türkçenin özleşmesinde öncülük etmiştir önemli adımları vardır. Eserlerinde öz Türkçe kelimeler kullanmaya çalışmıştır. Orta Asya'dan bir nevi kelimeler seçmiş, onları yazılarında da uygulamıştır. Bugün elinize aldığınızda e, onun eserlerini öz türkçe kelimelerle bolca karşılaşırsınız ve yanında hemen e, parantez içerisinde e, günümüz türkçesinden veya daha çok kullanım sahasında olan kelimeleri e, bulursunuz parantez içlerinde e, anlamını fark etmeniz adına yer alır. Yeni sözcükleri savunmuştur, yeni türetilen sözcükleri. Bunların bazılarını yazılarında kullanmıştır özellikle. ...yerleşmesini sağlamaya çalışmıştır. günce kelimesi, günlük yerine kullandığımız günce kelimesi ona aittir. O kadar takıntılıdır ki bu meselede. V bağlacını Arapça olduğu için öğrendikten sonra bunu kullanmamıştır. Konuşma dilindeki devrik cümlenin yazıda kullanılması gerektiğini ve doğruluğunu savunmuştur sanatçımız. Bu konuda hassastır, devrik cümlelerin ustası olduğunu söylemek mümkün. Akıcı bir dili vardır, sağlam bir üslubu bulunmaktadır ve inandırıcıdır. Cumhuriyet döneminde deneme türünün en başarılı temsilcisidir. Yeni bir düz yazı dilinin kurulmasına öncülük etmiştir. Sizi yormayan, sizinle sohbet ediyormuşçasına bir üslupla ele aldığı yazıları hoşa gitmekte, dikkat çekmekte, beğeni toplamaktadır. Bu hala böyledir. Çeviri alanında 50'ye yakın eser vermiştir ve bu çeviri alanını o kadar önemsemiştir ki sanatçımız benim beni geleceğe taşıyacak olan eserler çeviri eserlerim demiştir. Bunun dışında günce yani günlük alanında burada e, yaşamının son iki yıl ifadesi geçiyor ama yaklaşık 3-4 yılı bu yanlış bir bilgidir bence. E, buraya yanlış e, bir aktarım oldu sanırım. 3,5-4 yılını kapsayan bir süreci ele almaktadır. 53 ile 1953-54 ile 57 yılları arasını daha çok kapsadığını görürüz. İki ciltlik bir eserdir bugünce bilmenizi isterim. Edebiyatı kendine dert edinmiş, gece gündüz edebiyat düşünen bir adam olarak bilinmektedir Nurullah Ataç. Eserlerine bakalım. Karalama Defteri, Okuruma Mektuplar, Günlerin Getirdiği, Günce 1, Günce 2, Sözden Söze, Diyelim, Söz Arasında, Söyleşiler, Dergilerde, Prospero ile Caliban, Ararken isimli eserleri sanatçımızın en önemli eserleridir arkadaşlar. Suud Kemal Yetkin deneme türünün en önemli isimlerinden birisidir. 1903-1908 yılları arasında yaşamıştır sanatçımız. Onun yaşamıyla alakalı basit birkaç şey söylemek gerekirse eğer Urfa doğumludur. Öğrenimini ilk orta öğrenimi İstanbul'da tamamlamıştır Fransa'da felsefe eğitimi almıştır ve liselerde öğretmenlik okullarında öğretmenlik yapmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü görevinde bulunmuştur. Milletvekilliği de yapmıştır sanatçımız ve tabii ki akademisyenliği de söz konusudur. Profesör olmuştur kendisi. Estetik, sanat, felsefe, resim, İslam sanatları konusunda yapıtları vardır. 1940'tan sonra yazdığı deneme türündeki eserleriyle dikkat çekmiştir. Cumhuriyet döneminde deneme türünün en başarılı yazarlarındandır. Gözlemci, araştırmacı olan yazarımız yazılarında inandırıcıdır. Bunun sebebi biraz akademisyen olmasından da kaynaklıdır. Yazarımızın kesin konuşması makale türündeki o akademisyenlerin daha çok kaleme aldığı makale türündeki e, inandırma zorunluluğu kesin yargılarla ifade etme zorunluluğundan kaynaklanıyor. Denemelerinde yoğun, özlü düşünceler bulunmaktadır. Açık, yalın bir anlatımla düşüncelerini dile, dile getirmiştir sanatçımız. Eserlerine bakalım birlikte. Deneme türünde Nurullah Taç'ın tersine, Nurullah Taç'ta demiştik ki günlerin getirdiği, burada e, Sud Kemal Etkin'de günlerin götürdüğünden bahsetmiştir. Düşün payı, yokuşa doğru, edebiyat üzerine, edebiyat konuşmaları, şiir üzerine düşünceler, denemeler. İnceleme alanında estetik, Ahmet Haşim ve sembolizm, edebi meslekler, büyük mustaripler, Türk mimarisi, estetik doktrinler, bodler ve kötülük çiçekleri. İsmail Habib Sevük, 1892-1954 yılları arasında yaşamıştır sanatçımız. İsmail Habib denildiğinde e aklımıza gelecek birkaç maddeyi birazdan sıralayacağım. Önce kısaca hayatından bahsedelim sanatçımızın. Edremit doğumludur. Edebiyat öğretmenliği yapmıştır. Hukuk Fakültesi mezundur ama edebiyat sevgisi ağır basmıştır sanatçımızda. Milli Eğitim Müdürlüğü yapmıştır. Maarif Eminliğinde yer almıştır. Galatasaray Lisesi'nde de öğretmen olarak çalışmış sanatçımız. Milletvekilliği de görevleri arasındadır. 54'te yaşamını yitirdiğini az önce ifade etmiştik. Şimdi bilmemiz gereken en önemli şeylerden birisi sanatçımız Gezi türünün edebiyatımızdaki ilk güzel örneklerini vermiştir. Neden? Çünkü ilginç kıyaslamalarda bulunmuştur, orijinal buluşlardan bahsetmiştir, geniş tarih kültüründen beslenen bir anlatımı vardır. Bu anlamda bilgi birikimini yazılarında hissettirmiştir eserlerinde tezatların şaşırtıcı havasından da başarıyla yararlanmıştır. O güne kadar bahsedilmeyen yerlerden, daha önce bahsedilen yerlerin de yine ayrıntılarından, insanları şaşırtacak noktalarından bahsetmiştir o bölgelerin. Batı kültür ve sanatını oluşturan şair ve yazarların yaşamları ile sanatlarını Türk edebiyatı ile karşılaştırarak anlatmakta büyük başarı sağlamıştır. O bizim karşılaştırma yöntemini Burada sanatçımız bir nevi uygulamıştır. Liseler için ders kitabı olarak hazırladığı Türk teceddüt edebiyatı tarihi çok önemlidir. Hatırlayın, edebiyatı cedideden aklımızda olmalı. Cedit cedid ifadesi yenilik demektir. Yani Türk yeni Türk edebiyatı tarihi ifadesini kullanabiliriz burada. Ee, özellikle Tanzimat'tan Cumhuriyet'e kadar olan dönemi, bu dönemde yaşayan şairleri, yazarları anlatmış. Fakat daha öncekinden çok farklı olarak anlattığı kişileri yer yer coşkun ve duygulu bir dille kaleme almış ve sevdirmeye çalışmıştır. Sanatçı bilgiyle sanatı ustaca kaynaştırmıştır. Tabii ki İsmail Habib Sevük denildiğinde Atatürk. De akla gelecek. Onunla ilgili anılarını ve düşüncelerini anlatmıştır yapıtlarında. O zaman hatırlamamız gereken İsmail Habib Habib Sevük ile ilgili şunlar olacak. 1. Gezi ile ilgili en güzel örnekleri, ilk güzel örnekleri o vermiştir. 2. Türk teceddüt edebiyatı tarihi. Yani liseler için ders kitabı olarak kullanılan, edebiyat kitabı olarak kullanılan kitabın yazımı. 3 edebiyatçılarımızı, yazar ve şairlerimizi en iyi tanıtan, en sevecen tanıtan isim olması, 4. Atatürk'le ilgili düşüncelerini ve e, anılarını eserlerine yansıtması. Eserlerine bakalım birlikte. Gezi alanında O Zamanlar, Carablus Köprüsü, inceleme ve Monografi alanında Yurttan Yazılar, Tuna'dan Batı'ya, Diğer Yapıtları, Dil Davası, Türk Teceddüt Edebiyatı Tarihi, Atatürk için Avrupa edebiyatı ve biz edebiyat bilgileri Mevlana, Yunus Emre. Cemil Meriç işleyeceğimiz, bahsedeceğimiz en önemli düşünce adamlarından birisi olarak karşımızda. 1916-1987 yılları arasında yaşamıştır Cemil Meriç. Hatay, Reyhanlı'da doğmuştur. Burada Fransızca eğitim veren bir liseden mezun olmuştur. Edebiyat Fakültesini kazanmış, felsefe bölümüne girmesine rağmen öğrenimini tamamlayamadan Hatay'a geri dönmüştür. Bir süre ilkokul öğretmenliği, nahiye müdürlüğü, tercüme kaleminde reis muavinliği yaptıktan sonra tekrar üniversiteye dönmüş ve Fransız dili ve edebiyatı bölümünü bitirmiştir. Fransızca öğretmenlikleri yapmıştır sanatçımız. Bunun dışında akademisyenliği de söz konusudur sanatçımızın. 87 tarihinde 1987 tarihinde de İstanbul'da vefat etmiştir. Son dönem Türk düşünce hayatının en önemli isimlerindendir. 1928 yılında Yeni Gün gazetesinde çıkan yazısıyla edebi hayata atılan yazar çok çeşitli dergilerde birçok yazı yazmış ve onlarca kitaba imza atmıştır. Hatırladığım kadarıyla bu ilk yazısında da sanatçımız bir deneme, deneme eleştiri kıvamında bir yazı yazmıştı. İyi derecede Fransızca bilmektedir sanatçımızın. Fransızcadan birçok çeviri yapmıştır özellikle Victor Hugo ve Balzac'tan. Doğu ve Batı'yı çok iyi tanıyan, Batı medeniyetinin temellerini araştıran bir isim olarak karşımızda. Resimde, görselde de gördüğümüz gibi, fotoğrafta da özür dilerim. Fotoğrafta da gördüğümüz gibi Sanatçımız çok okuyan bir isim ve bu yüzden 39 yaşındayken görme yetisini kaybetmiştir. Beyin kanaması geçirmesi, kısmi felç geçirmesi belli bir dönem yine ardından sanatçımızı sağlık açısından oldukça yıpratmıştır. Eserlerinde sosyolojiden felsefeye, tarihten edebiyata birçok alanda düşüncelerine yer veren sanatçı dil konusunda ayrı bir hassasiyet sahibidir. Dilin bir milletin özü olduğunu savunmaktadır. Etkileyici bir üslup ve çarpıcı bir dille kaleme almıştır sanatçımız eserlerini. Birçok araştırmacı ya da e, ilham kaynağı olmuştur. Makale, deneme, inceleme ve araştırma alanlarında sanatçımızın eserleri vardır. Sanatçımız görme yetisini kaybettikten sonra, öğrencileri ve kızı Ümit Meriç sayesinde onların aracılığıyla eser vermeye devam etmiştir. Yapıtlarında doğu batı kültür hazinelerinin zengin ayrıntılarına yer vermiştir. Sosyoloji alanında önemli araştırmalar yapmıştır. Balzac ve Hugo'dan çeviriler yapmıştır. Devamlı öğrenen, öğrendiklerini akıl süzgecinden geçirdikten sonra başkalarına öğretmek için uğraşan, her düşünceye açık bir düşünür olarak karşımızdadır Cemil Meriç. Eserlerine baktığımızda özellikle bu ülke, kırk ambar bir edebiyat tarihi havasındadır. Jurnal günlükleri iki cilt halinde, umrandan uygarlığa, dünyanın eşiğinde ışık doğudan gelir, kültürden irfana, Saint-Simon ilk sosyolog, ilk sosyalist, Hint edebiyatı, mağaradakiler, bir facianın hikayesi. Özellikle bazı eserlerinin ...önemli olduğunu çizimlerimle vurgulamaya çalıştım. Umarım ekrandan da takip ettiniz. Sabahattin Eyüboğlu, Türk Edebiyatı'nın bir diğer önemli ismi. Özellikle deneme alanında kendisini ve çeviri alanında gösteren isimlerden birisi. Akşabat doğumludur sanatçımız. Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla Avrupa'ya eğitim amacıyla gönderilen isimlerden birisidir. Fransa'da filoloji yani dil bilimi... Edebiyat ve estetik alanlarında eğitim görmüştür. Geriye döndüğünde de Fransız dili ve edebiyatı bölümünde akademisyenlik yapmıştır. 27 Mayıs 1960 ihtilalinde 147'ler içinde yer almıştır. Bu dönemde ihtilal gerçekleştikten sonra sakıncalı akademisyen olarak kabul edilen 147 akademisyen görevden el çektirilmiştir. Bunlara da 147'ler denmiştir arkadaşlar. Önemli birkaç maddemiz var. Deneme, eleştiri, çeviri, inceleme alanlarında sanatçımız eser vermiştir. Sanat, edebiyat konularında denemeler yazmıştır. Özellikle Montaigne'den yaptığı denemeler çevresi ile ünlenmiştir sanatçımız. Ömer Hayyam'ın rubayilerini, La Fontaine'in fabıllarını ve Eflatun'un devlet isimli yapıtlarını Türkçe'ye kazandırmıştır. Yapıtlarıyla edebiyatımızın ve dilimizin gelişmesine katkıda bulunmuştur sanatçımız. Toplumsal sorunlarımızı ve sanat sorunlarını güçlü bir kültürle araştırmıştır. Türk tarihi içinde Anadolu'nun en bilinçli yorumcularındandır. Burası çok önemli arkadaşlar. Türk kültürünü Anadolu hümenizması kavramıyla açıklamıştır. Böylece yeni bir kültür yorumu ortaya koymuştur. Anadolu hümanizması ile kastedilen arkadaşlar Hümanizm biliyorsunuz insan sevgisi barışçıllık Anadolu hümanizması ile açıklaması Türk kültürünün ise şöyle e, açıklanabilir şöyle ifade edilebilir e, biliyorsunuz barışçıllık olan hümanizmayı dışarıda aramamıza gerek yok der Sabahattin Eveoğlu Çünkü bizim köklerimizde zaten e, dünyanın en barışçıl isimleri mevcuttur Bunlardan birisi Mevlana bir diğeri Yunus Emredir Öyleyse biz neden dışarıdan bir hümanizm e, ithal edelim? Anadolu hümanizması ile açıklaması buradan gelmektedir sanatçımızın. E tabi eski kültürlere de önem verir. Eski Yunan ve Anadolu uygarlıklarıyla ilgili çalışmalar yapmış bunları belgesel olarak e, çekmiştir arkadaşlar. Özellikle Hitit güneşi Anadolu ormanları Anadolu yollarının belgesel olarak da çekildiğini biliyoruz sanat tarihiyle ilgili çalışmalar yapmıştır sanatçımız. Eserlerine bakalım. İnceleme, deneme ve eleştiri alanında Mavi ve Kara en önemli eserlerinden birisidir. Sanat üzerine denemeler Yunus Emre'ye selam, Pir Sultan Abdal, Anadolu Ormanları, Anadolu Yolları, Siyah Kalem, Hitit Güneşi, Surname. Mehmet Kaplan bir diğer önemli ismimiz Kendisi Yeni Türk Edebiyatı profesörüdür. Eskişehir doğumudur sanatçımız. 1915 yılında doğmuştur. Eskişehir'de orta öğrenimi tamamlamış. Daha sonra İstanbul Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirmiştir. Yeni Türk Edebiyatı profesörü olarak adım adım profesörlüğe giden yolda ilerlemiş bir isimdir. Dekanlık, rektörlük gibi çeşitli görevlerde bulunan sanatçımız, akademisyenimiz Fransızca, İngilizce ve Almancayı bilmekte. Bu sayede Batı'yı yakından takip edebilmektedir. Neden bunu söylüyoruz? Çünkü sanatçımız Batı kültürünü de derinden araştıran isimler arasındadır. Yeni Türk Edebiyatı Profesörü olduğunu söyledik. Araştırma, inceleme alanlarında eserleri vardır sanatçımızın. Akademisyenlikten kaynaklı olarak bunun dışında denemeleriyle tanındığını, edebiyat dünyamızda bu şekilde yer ettiğini de biliyoruz. Sanatçımız deneme, makale, eleştiri ve inceleme çalışmalarıyla tanınıyor. Evet. Özellikle Fransızca, Almanca, İngilizce bilmekte sanatçımız ve Batı'yı tanıyan, kendi kültürüne sahip çıkan gençler yetiştirmeyi amaç edindiğini söylememiz gerekir şiirler, hikayeler ve tipler üzerinde tahlil çalışmaları ile birçok araştırmacıya örnek olmuştur sanatçımız. Ve bu anlamda metin analiziyle edebiyatımıza yenilikler kazandırmıştır. Araştırma ve inceleme alanında, deneme alanında verdiği eserler, kültür ve dil çok önemli bir eserdir. Nesillerin ruhu yine önemli eserlerden birisi. Büyük Türkiye rüyası, edebiyatımızın içinden, Hikaye tahlilleri, şiir tahlilleri ve tip tahlilleri olmak üzere. Türkiye Edebiyatı üzerine araştırmalar. Tanpınar'ın Şiir Dünyası, Tevfik Fikret, Namık Kemal, sanatçımızın akademisyenimizin en önemli eserleri arasındadır. Salah Pirsel, bir diğer önemli ismimiz. 1919-1999 yılları arasında yaşamıştır sanatçımız. Bandırma doğumludur Balıkesir, Bandırma doğumludur. Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümüne geçmiştir. Hukuk Fakültesini bırakarak öğretmenlik, iş müfettişliği, kütüphane müdürlüğü, Türk Dil Kurumu Yayın Kulu Başkanlığı gibi birçok görevde bulunmuştur sanatçımız. Sanatçımızın şiir, deneme, eleştiri, günlük, roman, inceleme gibi alanlarda eser verdiğini biliyoruz. Fakat sanatçımız özellikle deneme türünde verdiği eserlerle tanınmıştır. Gerek şiirleri gerekse denemeleriyle sanatçımızın mizah edebiyatımıza katkıda bulunduğunu söyleyebiliriz. Çünkü eserlerinde ironik yaklaşımları tercih etmiştir. Bununla beraber e, lirizmden uzak, zekaya ve akla yakın eserler verdiğini söylemek mümkün. Şiir alanında garipçilerden ve ikinci yenicilerden etkilenmiştir. Bununla beraber halk şiirine yaklaşan yalın bir üslupla şiir yazdığını söylüyoruz. Eserlerinde mekan olarak ekranda da gördüğünüz Boğaziçi İçişi Şıngır Mıngır isimli eserden de rahatlıkla çıkartabileceğimiz gibi eserlerinde mekan olarak Boğaz içini, Beyoğlu'nu, İstanbul kahvehanelerini tercih etmiştir. Kişi kadrosu olarak ise veya olay olarak ise burada yaşayan insanları ele aldığını, onların yaşamlarını sade bir dille, onların diliyle anlattığını söylemek mümkün. Sanatçımızın eserlerine bakalım şimdi de. Şiir alanında Hacıvatın Karısı, Kikirikname, Dünya İşleri, Ases, Haydar Haydar. Deneme alanında Şiirin İlkeleri, Kaybolmuş Cennet Bahçesi, Şiir ve Cinayet, Sen Beni Sev, Amerikalı Tolstoy, Halley Kimi Kurtarır, Nezleli Karga, Hafiyeler Önde, Önde Gider, Gandhi ya da Hint Kirazının Gölgesinde, Boğaziçi Şıngır Mıngır, Kahveler Kitabı, Ah Beyoğlu, Bah Vah Beyoğlu, Sergüzeşti Nano Bey ve Elmas Boğaziçi roman alanında dört köşeli üçgen. Şevket Rado bir diğer önemli ismimiz. 1913-1988 yılları arasında yaşamıştır sanatçımız. Sanatçımızın edebi yaşamı şiir ve hikaye türünde verdiği eserlerle başlamıştır. Fakat asıl ününü fıkra ve sohbetleriyle sağlamıştır. Sanatçımız Varlık dergisinde Şevket Hıfsı adıyla şiirler yazmıştır ve bu şiirlerini Şiirler adıyla kitaplaştırmıştır daha sonra. Bu kitapta aynı zamanda şiirle ilgili görüşlerini, şiir hakkındaki eleştirilerini de bulmaktayız. Yazar adını duyurduğu sohbetlerinde gençlere doğru yolu göstermeyi gözetmiş ve eserlerini imser bir üslupla yazmıştır. Sanatçımızın radyo konuşmaları da yaptığını, yanılmıyorsam eğer İstanbul Radyosu'nda haftada bir olmak üzere radyo konuşmaları yaptığını ve aile sohbetleri kıvamında yani köşe yazısındaki sohbet yazılarındaki kıvamda konuşmalar yaptığını görmekteyiz. Yazarın eserlerinde kullandığı dil son derece sadedir. Hayat dergisini çıkartmıştır ve bu dergi kırılması güç bir rekora imza atmış, müthiş bir tiraj yapmıştır sohbet, deneme, radyo konuşmaları, gezi notları, fıkra alanlarında eserler vermiştir sanatçımız. Eserlerine bakalım şimdi de. Şiir alanında şiirler yani diğer adıyla kördüğüm ve ötekiler. Sohbet alanında eşref saat, ümit dünyası, hayat böyledir, aile sohbetleri, saadet yolu, insan severse yaşar. Gezi alanında Amerika masalı, 50. yılında Sovyet Rusya. Evet. Bu eşef saat bazı kaynaklarda eşef saati olarak geçmekte. Fakat eserimizin yaptığım bir araştırma sonucunda bir yayın evi tarafından yanlış olarak eşef saati şeklinde basıldığını ve kaynaklara da bu şekilde yansıdığını görüyoruz. Fakat doğru olanı eşef saattir arkadaşlar bilginize. Şevket Süreyya Aydemir bir diğer önemli ismimiz. 1897-1976 yılları arasında yaşamıştır Şevket Süreyya Aydemir ve onun ismi geçince bilmemiz gereken birkaç madde var. Nedir? Sanatçımız e, özellikle Kemalizm e, kavramını ideoloji haline getirmeye çalışmıştır. İkincisi Kadro dergisini çıkartmıştır. Kimlerle? Yakup Kadri Karaosmanoğlu ve Vedat Nedim Tör gibi isimlerle çıkartmıştır Kadro dergisini. Bu dergi Sakıncalı dergiler arasına alınmıştır belli bir süre sonra. Neden? Çünkü bu dergide Marksist bir anlayışı benimsemiştir sanatçımız. Ve bu arada belirtmek gerekirse Turancı bir anlayış içerisinde olan sanatçımız daha sonra bu Marksist anlayışa ee, dönmüştür. Ve sanatçımız biyografi türünde önemli yapıtlar vermiştir. Özellikle hemen yanda gördüğümüz Suyu Arayan Adam, otobiyografisi alanında verilmiş bir eserdir. Yani yazarımızın kendi hayatını anlatmaktadır Suyu Arayan Adam. Bunun dışında tabii ki Mustafa Kemal Atatürk'ü anlattığı biyografi alanında Tek Adam, İsmet İnönü'yü anlattığı ikinci Adam, Adnan Menderes'i anlattığı Menderes'in Dramı ve Enver Paşa isimli eserleri biyografi alanındaki en önemli eserleri. Roman alanında da Toprak Uyanırsa isimli eseri dikkat çekmekte. Görseller e, yan tarafta. Otobiyografi alanında sanatçımızın Suyu Arayan Adam isimli eserini az önce de belirttik. Bir diğer önemli ismimiz Oktay Akbal. 1923-2015 yılları arasında yaşamıştır. Bu anlamda yeni kaybettiğimiz isimlerden birisidir. Sanatçımız ÖSYM tarafından genellikle son yıllarda kaybedilen isimlerin de sorulduğu düşünülürse karşımıza gelebilir. Sanatçımızın sıradan insanların hayatını, dramını, gelenek ve görenekler karşısındaki tutumlarını işlemiştir. Yapıtlarındaki başarısının temelinde deneme tarzına yakın şiirsel üslubu olduğunu, ben merkezli anlatımı olduğunu söylemek mümkün yine. Bütün yapıtlarında sade bir dil kullanmıştır sanatçımız. Eserlerine bakalım. Roman alanında Garipler Sokağı, Suçumuz İnsan Olmak, Yeşil Ev, İnsan Bir Ormandır, Batık Bir Gemi, Düş Ekmeği. Öykü alanında Önce Ekmekler Bozuldu, Bulutun Rengi, Bizans Definesi, Aşksız İnsanlar, Yalnızlık Bana Yasak, Luna Park, Ey Gece Kapını Üstüme Kapat isimli eserlerini söylemek mümkün. Arkadaşlar Sanatçımızın deneme, hatıra, tarih, inceleme alanlarında da oldukça fazla eseri var. Bunu bilmenizi ve bu anlamda eser buraya eklemenizi tavsiye ederim. Hatıra alanında şair dostlarım, anılarda görmek, şairler ölmez gibi eserleri en ünlü eserleridir arkadaşlar. Nihat Sami Banarlı bir diğer önemli ismimiz. Sanatçımız edebiyat tarihi alanındaki çalışmalarıyla tanınmıştır. Özellikle resimli Türk edebiyatı tarihi denilince e, aklımıza o gelecek. Yahya Kemal yaşarken Yahya Kemal'in hatıraları, Türkçenin Sırları bir diğer önemli eserimiz, şiir ve edebiyat sohbetleri, büyük nazireler, mevlit ve mevlitte milli çizgiler, edebi bilgiler, metinlerle edebi bilgiler Başlangıçtan tanzimata kadar Türk Edebiyatı tarihi, Fatih'in Zafer Sırları, Renkli Rüyalar Oteli'nde dikkat etmemiz gereken eserleri özellikle e, vurguladım. Eflatın Cem Güney bir diğer ismimiz 1896-1981 yılları arasında yaşamıştır sanatçımız ve folklor alanında yaptığı çalışmalarıyla tanınmıştır. Özellikle masal alanındaki çalışmaları nedeniyle masalcı baba ünvanını almıştır. Geleneksel halk hikayelerini ve masallarını derlemiştir sanatçımız. Eserlerine bakarsak folklorik eserler, nar tanesi, gökten üç elma düştü, az gittim uz gittim, evvel zaman içinde, dede korkut masalları, Zümrüt Anka, Açıl Sofram Açıl, Akıl Kutusu, Halk Şiir Antolojisi ve Sabır Taşı'dır. Pertev Naili Boratav, 1907-1998 yılları arasında yaşamıştır bu önemli profesörümüz, halk bilimcimiz. Halk edebiyatı ve folklor alanındaki çalışmalarıyla tanınmıştır yazarımız. Sözlü ve yazılı halk kaynaklarından yararlanarak yaptığı derleme çalışmalarıyla tanınmaktadır. Derleme, inceleme alanındaki verdiği eserler. Köroğlu Destanı. Folklor ve Edebiyat. Beybörek hikayesine ait metinler. Halk Edebiyatı Dersleri. İzahlı Halk Şiir Antolojisi. Halk Hikayeleri ve Halk Hikayeciliği bu çok önemli bir eser. Zaman zaman içinde az gittik, uz gittik. 100 soruda Türk folkloru Nasrettin Hoca bilmemiz gereken isimler arasında. Ruşen Eşref Ünaydın 1892 1959 yılları arasında yaşamıştır sanatçımız. Özellikle mülakat ve röportaj durumundaki yapıtlarıyla tanınmaktadır. Mustafa Kemal Atatürk'ü de ilk defa tanıtan, uzun bir röportajla Türk okuyucusuna tanıtan isimdir. Onun yanından ayrılmayan, bu nedenle onunla ilgili anılar biriktiren, düşünceler biriktiren ve kale alınan bir isimdir. 1919'da Anadolu'ya geçerek Milli Mücadele'ye katılmıştır sanatçımız. Eserlerine bakalım. Mülakat alanında diyorlar ki Anafartalar kahramanı Mustafa Kemal'le mülakat. Çanakkale'de savaşanlar dediler ki Deneme alanında geçmiş günler, Boğaziçi yakından İstiklal yolunda ayrılıklar iki saltanat arasında. Anı alanında Atatürk'ün hastalığı, Atatürk'ü özleyiş. Mensur alanında damla damla. Tahir Alanku, 1915-1974 yılları arasında yaşamıştır. Tıpkı Eflatun Cem Güney gibi inceleme ve araştırmalarıyla tanınmıştır ve özellikle görsellere bakarsanız masal alanında yaptığı çalışmalarıyla dikkat çeker. Galavela, çalgılı kahvehaneler, kahvelerdeki Külhan Bey Edebiyatı ve Numuneleri, servet Fünn Edebiyat Antolojisi, Cumhuriyet'ten sonra hikaye ve roman, Ömer Seyfettin, Yüz Ünlü Türk Eseri, Billür Köşk Masalları. Falih Rıfkı Atay 1894-1971 yılları arasında yaşamıştır sanatçımız. İstanbul'da doğmuştur. Mercan Lisesi'nde tamamlamıştır. Edebiyat Fakültesi mezunudur. İlk yazıları Servet Fünun dergisinin genç yazarlara ayrılan ek sayfalarında çıkmıştır. <laughs> Tecelli dergisiyle Süleyman Bahri'nin yönettiği kadın dergisinde Cenab-ı Şahabettin ile Ahmet Haşim'in eserlerini hatırlatan şiirleri çıkmıştır. Tanin gazetesinde de düz yazılar yayınlamıştır. Katıldığı savaşta Birinci Dünya Savaşı'nda Suriye'ye gitmiştir ve burada savaş anılarını Ateş ve Güneş isimli kitabında toplamıştır. Akşam gazetesini kurmuştur. Kurtuluş Savaşı'nı destekleyen yazılar yazmıştır çeşitli dergilerde Tanin ve hakimiyeti Milliye gibi, Milliye gibi Kurtuluş Savaşı'nı destekleyen yazılar yazmıştır. Yazılarında Atatürk devrimlerini batılaşmayı anlatmıştır. Onu Atatürk’ün her yaptığını desteklemiştir bu anlamda yazılarıyla. Atatürk'ün çok yakında bulunması ve önemli olaylara tanıklık etmesi yapıtlarına ayrı bir önem kazandırmıştır. 27 yıl milletvekilliği yapmıştır. Türk alfabesinin hazırlanması konusunda ki encümende görev almıştır. Gazetecilik, yazarlık, milletvekilliği yapmıştır. Edebi kişiliğine baktığımızda Mustafa Kemal ile olan dostluğu önemlidir. Dolayısıyla beraberinde Atatürk'le ilgili kitaplar gelmiştir. Atatürk'ün bana anlattıkları, Çankaya, Atatürk neydi gibi kitaplar e, bu iç, e, konuda örnek olarak verilebilir. Atatürk'ün çok yakınında bulunması onu ayrı önemli kılmaktadır. Yapıtlarına ayrı bir e, önem katmaktadır. 27 yıl milletvekili yapması da buna ektir. Sağlam, çekici bir anlatıma sahiptir ve duru bir Türkçe kullanmaktadır. Bu anlamda basın dünyasının en usta kalemlerindendir. Türkçeyi süssüz, sanatsız ama etkin kullandı. Siyasi konuları işleyen fıkra ve baş yazılarıyla tanındı. Fıkra ve baş yazılarıyla. Gezi yazıları da çok dikkat çekidir. sanatçımızın ve anıları da tabii Mustafa Kemal'den ötürü olduğunu ifade ettik. Ve Cumhuriyet döneminin ilk yıllarının ilk özgün örnekleri ile karşımıza çıkmakta sanatçımız. Eserlerine bakalım. Ateş ve Güneş, Zeytin Dağı. Atatürk'ün bana anlattıkları Mustafa Kemal'in mütareke defteri, Çankaya, Batış yılları, Atatürk'ün hatıraları, Atatürk neydi? Bunlar anı türünde verdiği eserleri. Gezi alanında ki çok fazla eser verdi ve bu anlamda en büyük isimlerden birisi Faşist Roma, Kemalist Tiran, Kaybolmuş Makadünya, Deniz Aşırı, Yeni Rusya, Moskova Roma, Bizim Akdeniz, Taymis Kıyıları, Tuna Kıyıları, Hint, Yolcu Defteri, Gezerek Gördüklerim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım etkili, başarılı bir ders olmuştur. Hepinize başarılar dilerim.